Kaç sene oldu, zaman durdu. Deniz aile hep aynı, dünya bilinmez. Taş duvar aynı kaldı, ümit aile. Bu örgütün gerçek yüzünün de yurt dışında artık mutlaka anlatılması, deşifre edilmesi gerekiyor. Kaç devir geldi. O tarif edilemez bir şey. Ben diyorum ya, evladımı eşimi toprağa koydum ablası. Şöyle bir şey sanki dilim dilim içinizi doğuruyor gibi. Ha, inanırsanız gelmiyor. Ha, diyorum ya, bu kadar insandan bir tanesi çıksın, muhatap olduğumuz insanlardan. Desin ki vatana, millete, dine, diyanete, dünya ahirete tek bir kelimeniz oldu sizin yanlış diye. Hakikaten yüreğiniz paramparça oluyor. Dizinizin feri kesiliyor. Biz neler yaşadık? 26 sene boyunca eşimle neler yaşadık? Bu dava uğruna ablası. Ama inanın ki onu yapanlar, hocamın da dediği gibi, bir kesimdi, davası uğruna size zulmetti. Ama bu seferki farklı bir acı. Sizin kendi kardeşiniz. Ben hani hiç inanın ki okuyamıyorum kardeşlerimin yorumlarını bile okuyamıyorum. Yanlış şey onlar için düşünmek bile istemiyorum. Yine dua ediyorum. Rabbim anlama kabiliyeti ver, izan ver diyerekten. Başka diyecek söz yok. Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını, gerektiğinde düşmanlarla nasıl işbirliğine gittiğini asırlar önce millet olarak yaşadık. Hoca dedikleriniz, abi dedikleriniz, abla dedikleriniz hem size hem de kendi ülkelerine karşı apaçık bir ihanetin içindeler. Sizin saf ve temiz duygularınızı istismar edip sizin ülkemize kastetmiş durumdalar. Devlette paralel bir yapı olamaz. Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içerisine sinenler, şunu bilesiniz ki istediğiniz kadar oralara yerleşin. İninize gireceğiz, ininize. Didik didik edeceğiz ve devletin içindeki bu örgütleri teşhir edin. İşte bu ihanet şebekesi, bu çeteler, bu örgütler. Ananas Cumhuriyeti kuralım demediler. Yalancı peygamberleri, sahte velileri, içi boş, kalbi boş, zihni boş, alim müsveddelerini bünyenin virüsü reddettiği gibi reddetmiş ve tarihin çöplüğüne mahkum etmişti. Sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap.